Akdeniz'de her gittiğimiz yerde korku salmakla kalmayıp, oralarda kazandığımız büyük zaferlerin hepsi İstanbul'da duyulmuştu. Padişahımızın bize söylediği övgü dolu sözlerden bunu biraz daha anlıyorduk. Osmanlı gittiği yerlere işgal için değil, fetih için gider. Bizim fetih gayemiz adaleti bütün dünyaya hakim kılmaktır. Bunun için denizlere de hakim olmamız şarttır. Bunu da ancak güçlü bir donanma ve senin gibi denizcilerimiz sağlar. Bizim de en büyük gayemiz siz sultanımıza ve yüce devletimize hizmet etmektir. Dünyanın en uzun menzilli toplarını babam Fatih Sultan yaptırdı. Gemilerde de uzun menzilli topların olması lazım. Tersanelerin de güçlendirilmesi gerekir. Bunun için ne gerekiyorsa yapılsın. Emredersiniz padişahım. Göreyim sizi yiğitlerim. Akdeniz'de korsanlığa bir son verin. Huzuru ve emniyeti sağlayın. Tez vakitte size güzel haberlerle döneceğiz sultanım. Duydum ki yeğenin Muhittin Piri gittiğiniz yerlerin ayrıntılı haritalarını çiziyormuş. Doğrudur sultanım. Kendi bu konuda çok yeteneklidir. Denizlerde hakimiyeti sağlamak için senin çizdiğin haritaların önemi büyük. Akdeniz'in stratejik önemi olan tüm adaların kıyılarının haritasını çizmeni istiyorum. Seni bu işle görevlendiriyorum. Emredersiniz sultanım. Padişah Efendimizin sayesinde yapılan bu 10 gemiyle birlikte 20'ye yakın gemimiz oldu. Artık bizim karşımızda kimse duramaz yeğenim. Yarın Akdeniz'e açılıyoruz.